Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlar. Bu videomuzla birlikte dördüncü bölümümüze geçiyoruz arkadaşlarım. Dördüncü bölümümüzün ismi dik üçgen dostlar. Toplam 27 tane köşe taşı var. İyi dinleyiniz. Tane tane öğretmeye çalışacağım. Tek tek anlatmaya çalışacağım. Hiç bilmiyormuşsunuz gibi çözeceğim soruları. Hiç bilmeyen bir öğrenci bütün videoları baştan sona dinlediğinde eminim çok iyi öğrenir diye düşünüyor. Yeter ki dikkatli bir şekilde dinleyiniz dostlar. Evet, hadi bakalım şimdi ilk 4 köşe taşını bu videomuzda gömmeye çalışalım dostlarım. Bakalım ne diyor birinci sorumuz. Birinci köşe taşı, birinci soru. Dostlar bu 4 soruda sanki böyle 3'ü, daha doğrusu 3, 4'ü demeyeyim de 3 tanesi yeni nesil sorulara örnek olsun diye yazılmış dostlar. Gayet güzel. Tam böyle yeni nesil soru tarzlarında. Yani renklendirmemiş sadece hocalarımız ama yeni nesil sorularda işte bunlar gibi oluyorlar. Ki unutmayın yeni nesil soru dediğimiz sorular inanılmaz kolaydır. Bakın hemen görelim. Şimdi diyor ki bir itfaiye eri 13 metre uzunluğundaki bir merdivenin ayağını duvardan 5 metre uzaklıkta bir yere dayamış ve binanın çatısına çıkmış kardeşim. Buna göre binanın yüksekliği kaç metredir diyor. Burada senden özel dik üçgenlerimizi öğrenmeni istiyor canım kardeşim. Bizim şimdi 4 tane ana özel dik üçgenimiz var kardeş. Bunları ben hatta şuraya hemen isterseniz bir sıralayayım. Siz de bunları bir not alın canım kardeşim. Şimdi en çok kullandıklarımız, en çok karşımıza çıkanlar 3, 4, 5 üçgenidir dostum. Birinci üçgenimiz 3, 4, 5. Ben böyle karşımıza çıkan önem sırasına göre yazacağım. Bu bizim ana üçgenimiz. Bir de bunun tabii doğurdukları var dostlar. 3, 4, 5'in doğurduğu iki katı mesela. Nedir hocam? 6, 8, 10 üçgenidir mesela. Bu da sık sık karşımıza çıkar. Bak iki katı. Nedir mesela? İşte 3 katı. 9, 12, 15 üçgeni. İşte 4 katı, 5 katı, 10 katı, 20 katı gibi katları da mevcuttur bunun. Ama ana üçgenimiz unutmayın 3, 4, 5. Bir sonraki ana üçgenimiz ki biz bunların hepsini dik üçgenler konu anlatım videosunda gösterdik zaten dostum. Yani oradan da bakabilirsiniz eğer isterseniz. Şimdi 3, 4, 5 ana. Bir sonraki 5, 12, 13 üçgenidir. Yine ana üçgenimiz. Tabii bunun katları da mevcut. Artık söylemiyorum katlarını. Bir sonraki 7, 24, 25 dik üçgenidir. Ana üçgenimiz. Bir sonraki 8, 15, 17 dik üçgenidir dostlarım. Şimdi bu 4 tanesi en sık karşımıza çıkanlar. Çok sık bilinenlerdir dostlar. Ama bir 3 tane daha yazayım ki aslında daha onlarca var dostum özel dik üçgenlerimiz ama şu 3 tanesi de önemlidir. Bakın hemen şuraya o 3 taneyi de not edeyim, siz de not edin. Çünkü bunlar bu sene sorulacakmış gibi geliyor. Yani bir sene mutlaka sorulacak bunlar dostlarım. İyi öğrenin bunları da. Bunlardan birisi 11, 60, 61 üçgenidir ki eminim birçoğunuz aa falan diyorsunuz. Böyle bir üçgen var mıymış diyorsunuz. Bakın bir sonraki 9, 40, 41 üçgenidir. Bir sonraki 12, 35, 37 üçgenidir gibi gider bu üçgenler arkadaşlar. Daha çok fazla var bu üçgenlerden ama şu yazdığım son 3 tanesi de yine önemlidir dostlar ve ben inanıyorum ki bu 3 taneden bir tanesi yine önümüzdeki yıllarda veya bu yıl sınavda karşımıza çıkacak diye düşünüyorum. Bir de şunu da bilin dostlarım. Şu da bir özel dik üçgenimizdir. K 2K K kök 5 dik üçgenidir ki bu da biri diğerinin iki katıysa dik kenarlardan biri diğerinin iki katıysa Pisagor yapmakla uğraşmayın. Hemen hipotenüs dediğimiz uzunluk küçük olanın kök 5 katıymış. Bunu da bilin. Şimdi bunlar bu şekilde dostlarım notlarınızı aldınız siz de. Hemen bakın ilk sorumuz o bahsettiğimiz özel dik üçgenlerden ilk dörtlünün arasındaki 5, 12, 13 dik üçgenidir. Hiç Pisagor yapmadan 12'yi pat diye bulursunuz. Hemen ikinci soruma geçiyorum. Bakın bu da dik üçgen BC ve AC uzunlukları birer tam sayı. Kenar uzunlukları birer tam sayıysa bu bizim özel bir dik üçgenimizdir. Bakın hemen 11 ile olan özel dik üçgenimizi az önce söylediğim şu son olarak yazdığım 3 tane vardı ya 11, 60,
61 dik üçgenidir ki BC'nin 61 olduğunu görüyorsunuz burada hemen. Üçüncü sorumuza bakalım. Bakın yeni nesil bir soru. Hız problemi ile birleştirilmiş bir sorudur. Diyor ki ABC ilçelerini birleştiren yollardan AB yolu ile AC yolu dik kesişmektedir diyor. Demek ki şurada bir dik üçgen var. B'den hareket eden iki araçtan birincisi A'ya uğrayarak C'ye gitmekte. İkinci araç ise doğrudan C'ye. Bakın bu doğrudan C'ye, B'den çıkan birinci araç ise önce A'ya sonra C'ye. Yani dik kenarları gidiyor. Ve diyor ki birinci araç ikinci araçtan 40 kilometre fazla yol almıştır. Tamam. A ile B arası 60 kilometredir. Hadi onu da yazalım. Burası 60 kilometreymiş. Bir de ne demişti? Şuraya sen X dersen, şuraya da X diyelim. Burası toplamda 40 kilometre fazla mı yol alacak? Yani toplam X artı 40 olacak şu ikisi. O halde buraya X eksi 20 yazalım ki dostum bak topla. Eksi 20 ile 60'ın toplamı 40 yapar. X artı 40 olur şu ikisinin toplamı. Bunun 40 fazlası oldu. Diyeceksin ki şimdi dostum şunu da aklından çıkartma. Eminim böyle bir köşe taşı da vardır ilerleyen aşamalarda karşımıza çıkar. Bir dik üçgenin kenarları eğer harfli verilmişse, bakın x x verilmiş iki kenarı, en az iki kenarı harfli verilmişse çok yüksek ihtimalle bu bir özel dik üçgendir. Önce özel dik üçgenleri düşün. Şimdi 60'lı özel dik üçgenimiz ya 11 60 61 olacak. O zaman hipotenüsün 61 olması lazım ki 61 olsa 61 eksi 20'den burası 41 oluyor. Böyle bir 41 olacak bir özel üçgenimiz yok. O zaman şunu düşün. Bak 60 sana kopyayı versin. Şu 6 8 10 üçgeni demiştim dostum ben. 6 8 10. Hadi bunun 10 katını alın. 60 80 100 üçgeni. Bakın 60 burada. O zaman şuranın 80 olması, şuranın da 100 olması mümkün mü diye bakalım bir. Oluyor mu gerçekten? Yani x'e 100 dediğimde 20 çıkınca 80 kalıyor mu? Kalıyor. O zaman doğru yoldasınız dostlar. Demek ki A ile C arası 80 kilometredir. Gönül rahatlığıyla diyebilirsiniz. Evet, dördüncü sorumuzda bir balık oltası görüyoruz. İskele var, denizimiz var. Şekildeki iskelede sabit duran 5 metrelik bir olta gösterilmiş. Bakın oltamızın boyu 5 metreymiş. Oltanın ucu ile, yani şurası ile durgun suyun yüzeyi arasındaki uzaklık, şurası 6 metre şuraya kadar. Ve iskelenin su yüzeyinden yüksekliği 2 metre. Şurası da 2 metreymiş dostum. Tamam. Buna göre iskele ile olta ipinin suya değdiği şu nokta arasındaki uzaklık, bize de şurayı soruyor, x dedi. Şimdi neler yapacağız öğretmenim burada? Dostum bu bir dik yamuk sorusu haline döndü artık ki dik üçgenden çözüldüğü için dik üçgen başlığında sorulmuştur bu. Şuradan hemen bir diklikte biz çizeriz. Şurası dikdörtgen oldu bakın. Buraya da x düşer. 2 ise buraya da 2 düşer. 6 idi buraya 4 kaldı. Ve bakın sizin en çok sevdiğiniz, aşık olduğunuz ana üçgen çıktı. 4, 5. Kaç 4, 5? 3, 4, 5. Demek ki x'in, yani buradaki x'in 3 olması gerekiyor diyebilirsiniz artık gönül rahatlığıyla. Evet, çevirdim arka tarafı. İşte bakın harfli bir dik üçgen görüyorum. Hatta iki tane var burada. Şu dik üçgene bakalım. Şimdi bundan sonra artık hep çakallık peşinde olacaksınız dostlar. Öyle hemen her gördüğünüz şeyde Pisagor yapmak yok. İlk önce bir bak. Bak sana burada 3'ü kopya vermiş. Lan bu 3, 4, 5 olabilir mi de. Şimdi buranın 4 olabilmesi için x'in kaç olması lazım? 3. Peki tamam 3, 4, 5 olsa x bu durumda 3 oluyor. Peki burası 3 iken 3, 4, 5'te aha alttaki de sağladı, üstteki de sağladı. Demek ki x kesinlikle 3. Bana nereyi soruyor? BD'yi, yani 5'i soruyor. Cevabım Edirne'den geldi. Evet, geldik 2 numaralı soruya. İşte bakın dik yamuk dediğim özellik burada. Bir dörtgenin şöyle üstteki ile alttaki paralel, bir tane de diklik indirmişse buna biz dik yamuk diyoruz. Ve dik yamuk sorularının %99'u şuradan aşağıda bir diklik indirilerek çözülür. Yani burası da x oldu. Şurada bir dikdörtgen çıktı bakın, az önceki iskele sorusu gibi. Burası da 7 oldu. Şuraya 12 kaldı ki işte senin asıl üçgenin, aşık olduğun, çok sevdiğin üçgen çıktı. 5, 12, 13 üçgenidir bu. Demek ki x'in 5 olması gerekir dedim. Evet, 3 numaraya geldik.
Hemen bakalım ne diyor. 13'ü vermiş. Yani bakın 13 size kopyayı versin. Bu demek ki 5, 12, 13 üçgeni olabilme ihtimali çok yüksek. Ama önce şunları bir konuşalım. Şimdi AB'ye bir şey deyin diyor. X diyelim biz AB'ye. Bakın X'i 2 ile çarpıp 2 ile topladığımızda AC'ye ulaşıyormuş. X'i 2 ile çarpıp 2 ile topladığımda da AC'ye ulaştım. Hemen deneyelim. 13 bize kopyayı verdi. Acaba bu 5, 12, 13 üçgeni mi diye deniyoruz. Şimdi bu durumda X'in 5 olması lazım. Acaba burası 12 oluyor mu diye bakıyorum. X'e 5 verince 2 kere 5 10. 2 ile topla 12 oldu. Tamam, o zaman X 5'tir. Yani AB 5'tir diyebilirsin gönül rahatlığıyla. Evet, geldik 4 numaralı sorumuza. Bir şuradan Pisagor'umuzu çakalım biz hemen isterseniz. Şurada bir Pisagor yapalım. Çünkü burada bir özel dik üçgen yok gördüğüm kadarıyla. Hemen 2 kök 7'nin karesi eşittir. Yani hipotenüsün karesi eşittir diyorsunuz Pisagor bağıntısında. 2 kök 7'nin karesi 28 yapar, eşittir. Dik kenarların kareleri toplamı, yani 2'nin karesi artı, şuraya da k diyeyim, k'nın karesi. Peki 4'ü bu tarafa gönderirsek 24 kaldı k kareye. Demek ki k eşittir 2 kök 6 çıktı. Şurası 2 kök 6'ymış dostum. Peki okuyalım başka ne diyor soru. X bir de şunu vermiş, bakın bunu gözden kaçırmayalım. AB ile AC eşitmiş. Yani bu kenar bu kenara eşitmiş. Demek ki burası da X. Hatta şurası X eksi 2 olmalı ki 2 ile toplandığında X kalsın bir tek. Ve bundan sonrası da Pisagor bağıntısı yine şu üçgende bu sefer. Şurada. Hadi yapalım. X'in karesi eşittir. Hipotenüsümüz X. X kare eşittir. 2 kök 6'nın karesi, yani 24 artı X eksi 2'nin karesini açacağız. Bu da birincinin karesi, ikincinin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı olacak. Peki şu X kareler gitsin. Buradan 24 ile 4'ün toplamı 28'dir. Aşağıda yerimiz var mı? Var. Şurada yapalım. 28 burada dursun. Eksi 4x'i de buraya artı 4x olarak geçirelim. Bakın 4 tane x 28 ise 4'e bölüyorum hemen. X eşittir 7 çıkartıyorum. Sorumun cevabı Denizli'den geldi. Evet, ilk 2'yi gömdük. Hemen 3 ve 4'ü de gömelim. Birinci sorusu 3 numaralı köşe taşımızın birinci sorusu arkadaşlarım. Bakalım ne diyor. Önce şurada bir oran vermiş. AC'ye 4'ün bir katını vereceğiz. Bu oranı yerleştirmesini artık biliyorsunuz. Ters yapıyorduk dostlar. İlk köşe taşından beri yapıyoruz. AB'ye de 3'ü vereceğiz. 3K. Şimdi bakın bu ne üçgeni çıktı? Ana üçgen olarak 3, 4, 5 üçgeni çıktı. Demek ki burası da 5K. 5 tane K 30 ise biz 1K'yı hemen 6 bulduk. 1K 6 ise 4 tanesi 24 yapar, 3 tanesi 18 yapar. 18, 24, 30 üçgeni. Yani 3, 4, 5'in 6 katı olan üçgenmiş bu. Nereyi soruyor? AC'yi. Yani 24'ü soruyor. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Evet, ikinci sorumuz. Bakın burada da 3 tane peş peşe dik üçgen var. Özel dik üçgen bunlar. En içtekinden başlıyorum şurada. 5, 12, burası 13 yapar. Şimdi ikinci şu dik üçgeni düşünelim şurayı. 9, 12, burası 15 yapar. Sonuncusunu düşünelim. Burası toplamda ne yaptı? 16, 12. 12, 16, bakalım ne üçgeni bu? 12, 16, bir şey. Şimdi böyle bir bakışta aklına gelmediyse hemen ne yapacaksın canım kardeşim? Şöyle bir yazdım bak. 12, 16, acaba kaç diye soruyorum. Bunu sen göremediysen, yani unuttuysan ki bence ezberleyeceksin bunları zamanla, soru çözdükçe tabii ki olacak bu. 12, 16'yı hemen sadeleştirin dostlar. Bak ikisi de 4'e bölünüyor. 4'e bölünce 3, 4'e bölünce 4, bu da 4'e bölünecek. Demek ki ne üçgeniymiş bu? Ana üçgeni ulaştık. Bak 3, 4, 5 üçgeniymiş ama 4'e bölünce. O zaman burası da 4'e bölünce 5 olacaksa 20 olacak. Demek ki 12, 16, 20 üçgeniymiş. Bizden de ne istiyor? BC'yi, BE'yi ve BD'yi toplayın diyor. 20, 15 daha 35, 38, 48 yaptı. Sorunun cevabı Adana'dan geldi.
Evet, 3 numaradayım arkadaşım. Hemen okuyalım. Bir kere bak hemen şurada 6, 8, 10 üçgeni var. 3, 4, 5'in iki katı. Bunları içinden tekrarla. 6, 8, 10, 6, 8, 10, 6, 8, 10, 6, 8, 10. Kulağın duymaya alışsın yani dostum. Bir yerde 6, 8 deyince hemen 10 gelecek kulağına. Onu yapmaya çalış. Şimdi AC'yi de 15 vermiş. Ve bak bu seferki de 8, 15, 17. 8, 15, 17. 8, 15, 17 üçgenidir. Demek ki benim BC dediğim uzunluk 17'dir. Özel dik üçgenleri bilirseniz dik üçgen konusu dehşet kolay gelir size. İşte size bir tane daha bakın. 7, 24, 25 üçgenidir. O yüzden burası 24. Şimdi 18, 24, 30 üçgenimiz var. Yani cevap 30. Ama tut ki sen daha bilmiyorsun tabii ki 18 ile 24 neyin katı diye bulacaksın hemen. 18, 24 kaç acaba diye soracaksın. Bak ikisi de 6'ya bölünüyor. Böl 6'ya 3. Böl 6'ya 4. Demek ki 3, 4, 5'in 6'ya bölünmüş haliymiş dostum. O zaman 5'in 6 katı olacak. 5 kere 6, 30 diyeceksin x'e. Evet, 3 numara da tamamdır. 4 numaralı köşe taşına geldik. Evet, dik üçgenin en klasik soru tarzlarından bir tanesidir. Şimdiki çözeceğimiz soru. Dostum bize nereleri vermiş? DC'yi 6, AC'yi 15 vermiş, BD'yi de 17 vermiş. Bak hemen ne yapıyorsun? Şunu bir dikdörtgene tamamlıyorsun şu alttan. Şimdi burası da x'tir diyorum. Şu AC 15'ti ya, burası da 15. Bak burada bir dik üçgen çıktı. Şurası da 17'ymiş zaten vermiş bize soru. Sen şu dik üçgeni kullan. Bir şey 15 17 kaç 15 17 idi? 8 15 17 idi. Demek ki 6 ile x'in toplamı 8 olacak. O zaman x 2 çıkacak diyebilirsin. İşte dik yamuk bakın yine ve ne yapacağınızı siz çok iyi biliyorsunuz. Hiç soruyu okumanıza bile gerek yok. Şuradan aşağı diklik inecek. Peki indirdik. Burası 8 olacak. Burası mecbur 2 olacak. Şurası 8 de 6 kalacak buraya. Ve bakın ne çıktı? 6, 8, 10 üçgeninden DC'yi 10 bulduk arkadaşlar. Evet, 3 numara bakın bu seferdeki dik yamuğumuz yana yatmış. Yani şuradan böyle bir diklik indireceğiz bu sefer biz de. Tamam. Şurası da 2, burası da 12. Şimdi soruyu okuyalım. BC'ye kaç dersen DC 6 fazlası olacak diyor. Şimdi şuraya x diyeyim ben. Bak BC ne oldu bu durumda? BC uzunluğu x artı 2 oldu bc. O zaman dc bunun 6 fazlası. Yani x artı 8 olacak canım kardeşim. Şimdi şuradaki özel dik üçgeni görmeye çalış. Şimdi 12 sana kopyayı versin. 12. Tabii şimdi 12'li de birkaç tane dik üçgenimiz var. Mesela ilk aklıma gelen 9, 12, 15 var. 12, 16, 20 var. Bir de 5, 12, 13 var. Bak içinde 12'nin olduğu 3 tane üçgen yazdım ben. Bakalım hangisi? Şimdi 9, 12, 15 mi acaba? 9 diğer dik kenar olacak. Peki x'e 9 desem. 9, 12 burası 15 oluyor mu? Hayır. 9 deyince 17 oluyor. Demek ki bu değil. 12, 16, 20 desem. 12 buradaysa burası 16 olacak. Peki buna 16 dediğimde burası 20 oluyor mu? Hayır. 24 oluyor. Bu da değil. 5, 12, 13. O zaman 5 burası olacak. Peki x'e 5 dediğimde burası 13 oluyor mu? Evet oluyor. 8 ile 5'in toplamı 13. Demek ki x 5'miş. Bize neyi soruyor? BC'yi soruyor. Sakın ha 5'i işaretlemeyin. 5 ile 2'nin toplamını soruyor. Cevap Ceyhan yani 7 geldi arkadaşım. Evet 4 numarada 1 numaraya çok benziyor. Bakın yine dikdörtgene tamamlama sorusu. A ile E noktaları arasındaki uzaklığı soruyor. Önce şurayı bir dikdörtgene tamamlayalım biz. Şöyle. Şimdi burası 7'dir. Burası 3'tür. Bize de A ile E arasındaki uzaklık soruluyor. Hadi gör bakalım dik üçgenini. 8 burası. Burası 15 geldi. 8, 15 neydi o? 17 idi. Cevabımız 17 çıktı. Evet dostum, ilk dört köşe taşını gömdük. Hadi bakalım bir sonraki videoda da bir dört köşe taşı daha gömeriz. Böyle gideriz artık, ilerleriz yavaş yavaş. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere dostlar.